Pozitif bir doğal sayının karesi olan doğal sayılara tam kare doğal sayılar denir. Şimdi aşağıdaki sayıların tam kare doğal sayı olup olmadığına bakalım. 4. 4 2'nin karesidir. Dolayısıyla bir tam kare doğal sayıdır. 6 ise 2 çarpı 3 yapar. Yani bir doğal sayının karesi değil. 1, 1'in karesi gibi düşünülebilir. Dolayısıyla tam kare doğal sayıdır. 16, 4'ün karesi, tam kare doğal sayı. 25, 5'in karesi, tam kare doğal sayı. 49, 7 kere 7, yani 7'nin karesi, tam kare doğal sayı. 121, 11 çarpı 11, yani 11'in karesi, dolayısıyla tam kare doğal sayı. 90, 9 çarpı 10'dur. 9, 3'ün karesidir. Burada bir sıkıntı yok ama 10, 2 çarpı 5, burada bir kare durumu yok. 90 tam kare doğal sayı olmaz. 144, 12'nin karesi, tam kare doğal sayı. 625, 25'in karesi, tam kare doğal sayı. 1000, 100 çarpı 10 olarak ayırabiliriz. 100, 10'un karesi, burada sıkıntı yok ama 10 tek kalıyor, bir şeyin karesi değil. Dolayısıyla 1000 tam kare doğal sayı değil. 169, 13'ün karesi, tam kare doğal sayı. 256 da 2 üzeri 3'ün karesi gibi, yani 2 üzeri 3'te 8 olduğu için 8'in karesidir ve tam kare doğal sayıdır. 9 üzeri 7, dikkat ederseniz 3 üzeri 7'nin karesidir. Dolayısıyla bir tam kare doğal sayıdır. 5 üzeri 7, 5 üzeri 6 çarpı 5 üzeri 1 olarak yazılabilir. 5 üzeri 6, 5 üzeri 3'ün karesi ama burada 5 üzeri 1 herhangi bir şeyin karesi olmadığı için 5 üzeri 7 tam kare doğal sayı olmaz. 8 üzeri 3, 8'i 2 üzeri 3 gibi düşünürsem 2 üzeri 3 üzeri 3, 2 üzeri 9, 2 üzeri 9'un 2 üzeri 8'i tam kare doğal sayıdır çünkü 2 üzeri 4'ün karesidir ama 2 üzeri 1 tam kare bir şeyin karesi olmadığı için 8 üzeri 3 de tam kare doğal sayı olamaz. 4 üzeri 5 ile 4 üzeri 7'yi çarparsak 4 üzeri 12 yapar. 4 üzeri 12 de 2 üzeri 12'nin karesidir. Dolayısıyla bu da, yani bu çarpım da bir tam kare doğal sayı olur. Aşağıdaki sayılardan hangisi tam kare doğal sayı değildir? 225'i göremediğimizi düşünelim. Çarpanlarını ayıralım. 225 5'e bölündüğü açık. 5 çarpı 45'tir. 45 de 9 çarpı 5 olur. Bir 5 de burada vardı. Dolayısıyla bu ne oldu? Bakın 5'in karesi olduğu için burası bir kare oluşturdu. 9 da 3'ün karesi. Yani ben 225'i 5'in karesi çarpı 3'ün karesi diye yazabilirim. Dolayısıyla 5 çarpı 3'ün karesi olur. Yani 225 neymiş? 15'in karesiymiş. Bir doğal sayının karesiymiş. Dolayısıyla tam kare doğal sayıdır. 400 nedir? 400 4 çarpı 100'dür. 4 2'nin karesi, 100 de 10'un karesi. Yani bu ifade 20'nin karesi olur. Dolayısıyla 400 de tam kare doğal sayı olur. 80'e bakalım. 80 16 çarpı 5 olarak yazılabilir. 16 tamam.
4'ün karesi. Ama 5 herhangi bir şeyin karesi olmadığı için 80 tam kare doğal sayı olmaz. O halde aradığımız sayı 80. Alanı 400 cm kare olan karesel bir bölge var. Yani elimizde bir karesel bölge var. Bunun alanını biliyoruz. 400 cm kare. Genelde alandan bahsederken şöyle bir yuvarlak için alınır. Bunun kenarı x olsun. Karenin bütün kenarları o zaman x olacaktır. Karenin alanı neydi? X çarpı x'ti. Yani x kare idi. X kare 400 olacakmış. Demek ki neyin karesi 400'dür? Bunu bir önceki soruda bulmuştuk. 400 20'nin karesiydi. O halde bir kenarı yani x eşittir 20. Karenin çevresi bir kenarından 4 tane olduğu için 4x yani bir kenarın 4 katı. Dolayısıyla bu tabi santim. 4 çarpı 20 o da eşittir 80 santim olarak çevresi bulunur. Bir sayının karekökünü alırken ki bu sembolle gösteriyoruz mesela bu kök 0, bu kök 1 yani karekök 1, bu kök 4 anlamına geliyor. Mesela kök 0 dediğimizde şunu düşünüyoruz. Neyin karesi 0'dır? Neyin karesi 0'dır? 0'ın dolayısıyla kök 0, 0 eşittir. Yine kök 1'e baktığımızda diyoruz ki hangi sayının karesi 1'dir? 1'in tabii ki kök 1 o halde 1. Kök 4 neyin karesi 4'tür? Veya şöyle düşünebiliriz. 4, 2'nin karesi bu kökle kare birbirini götürür ve 2 kalır. Yine kök 9 neyin karesi 9'dur? 3'ün. Kök 16, 16 neyin karesidir? 4'ün karesidir. Dolayısıyla 4. 49, 7'nin karesi olduğu için kök 49, 7. Kök 81, 81 9'un karesi olduğu için 9. Kök 100, 100 10'un karesi olduğu için 10. Kök 144, 144 12'nin karesi olduğu için 12. Kök 169, 169 13'ün karesi olduğu için 13'e eşittir. X kare eşittir 16 ise x kaçtır? Bu deminki kökten farklı. Hangi sayının karesi 16'dır diye düşünmemiz gerekiyor. Şunu söylediğinizi duyar gibi oluyorum. 4'ün karesi 16'dır. O halde x 4 olabilir. Ancak x sevgili öğrenciler eksi 4 de olabilir. Çünkü eksi 4'ün de karesi kare eksiği götüreceği için 16 olacaktır. Dolayısıyla hem 4 hem eksi 4 değerlerini x alabilir. Ama kök 16 sorulduğunda yani bir şeyin karesi olarak değil kök 16 olarak sorulduğunda burada sadece pozitif değeri düşünüyoruz. Yani kök 16 eşittir eksi 4 olmaz. Kök 16 sadece 4'e eşittir. Yukarıda yaptığımız şeyi genelleştirelim. X kare 16 iken x 4 ve eksi 4 idi. Yani x kare a gibi bir pozitif doğal sayıysa x kök a veya eksi kök a olur. Yani mesela x kare eşittir 3 ise x hem kök 3 olur hem de eksi kök 3 olur. Kök 64 neyin karesi 64'tür? 8'in karesi. Demek kök 64 8 eksi kök 144 144 neyin karesidir? 12'nin artı kök 25 25 neyin karesidir? 5'in. 8'den 12 çıkartırsam eksi 4 eksi 4'te de 5'i toplarsam sonucu 1 olarak bulurum. Kök 9 3'e eşit 2 kere 3 6 eksi eksi kök eksi 5'in karesinin karekökü derken önce kare alınıyor. K
kare aldığımda bu 25 olur. 25'in karekökünü aldığımda da 5 olur. Dolayısıyla sonuç 6 eksi 5, 1. 77 sayısına en küçük hangi doğal sayı eklenirse bir tam kare sayı elde edilir. Tam kare sayıları bir düşünelim. Mesela 6'nın karesi 36 olur. 7'nin karesi 49. 8'in karesi 64. Bakın 77'ye yaklaştım. 9'un karesi 81. Demek ki 77'ye ekleyerek yapabileceğim en yakın tam kare sayı 81. 81'den 77'yi çıkartırsam 4 eklenmesi gerektiğini bulurum. Demek ki 77'ye ben en az 4 eklersem 81, yani bir tam kare sayı elde ederim. Dolayısıyla cevabım 4. Şekilde yan yana 3 tane kare şeklinde fayans var. Bunların toplam alanı 12. O halde bir tanesinin alanı için 12'yi 3'e bölerim. 4. Demek ki bir tanesinin alanı 4 cm². O halde kareler birbirine eşit olduğu için bir kenarı, bütün kenarları x diyelim. Hepsi x oldu. Kenarları x. X çarpı x, yani x kare eşittir 4 ise x'in, tabi x hem 2 olur hem de eksi 2 olur ama uzunluk negatif olamayacağı için eksi 2 olmaz. Demek ki fayansların bir kenarı 2'ymiş. Benden bu bütün şeklin çevresi istenmiş. Yani bütün şeklin çevresi ne olur? Sevgili öğrenciler, şöyle çevreyi gezdiğimde 3x, 4x, 5x, 6x, 7x ve 8x olduğunu görüyorum. Yani buralar yok. Oralar yok. Şeklin çevresi var. Dolayısıyla benden istenen çevre 8 tane x yapıyor. X'i de 2 bulduğuma göre 8 kere 2, 16 santim olarak çevresini bulurum. Kök 45 için en dar, yani kök 45'e en yakın doğal sayı aralığını bulacağız. Önce 45'i alalım. 45'e yakın tam kare sayıları bulmaya çalışalım. Şimdi 6'nın karesi 36. 7'nin karesi 49. Bakın 45'i geçtim. 45 tam kare sayı olarak 49 da 36 arasında. Hepsinin karekökünü alalım. Kök 36, kök 45, kök 49. Uçtaki değerler tam kare sayılar olduğu için kök 36, 6, kök 45, kök 49 da 7. Demek ki kök 45'in dahil olduğu doğal sayı aralığı 6, 7 aralığı olur. Buradaki köklü sayılarda çıkarabildiğimiz kadarını kökün dışına çıkarmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla kare bulmamız gerekiyor. Mesela 12, 4 çarpı 3. 4 2'nin karesi olduğu için dışarıya 2 diye çıkar. Ama 3 kökün içinde kalır. O halde 2 kök 3. Kök 18, 18 yine kare arıyoruz. Çarpanlarında 9 çarpı 2'dir. 9 3'ün karesidir. Dışarıya 3 diye çıkar ama 2 içeride kalır. O halde 3 kök 2. 50 yine kare arıyorum. 25 çarpı 2, 25 bir kare, kare sayı. 25 dışarıya 5 diye çıkar ama 2 içeride kalır. 5 kök 2. Benzer şekilde diğerlerini daha hızlı yapacağım. 32, 16 çarpı 2, 16 dışarıya 4 diye çıkar. 4 kök 2. 72, 36 çarpı 2, 36 dışarıya 6 diye çıkar. 6 kök 2, 24, 6 kere 4 diyebilirim. 4 dışarıya 2 diye çıkar. O halde 2 kök 6 olarak yazılabilir. Bazen sayıları kökün içine de almamız gerekebilir. A kök B ifadesinde dışarıya A olarak çıkabilmesi için içeride A kare olarak olması gerekir. Yani 2 kök 3, 2'yi ben içeri alırken 2'nin karesi olarak alırım.
Yani 2'nin karesi çarpı 3. Bu da 4 kere 3, 12 olur. Demin zaten bunu 2 kök 3 olarak çıkarmıştık. Yine 3 içeriye 3'ün karesi 9 olarak gider. 9 çarpı 2, kök 18. 4 içeriye 16 olarak girecek. 16 çarpı 5, kök 80. 5 içeriye 25 olarak girecek. 25 çarpı 3, kök 75. 2 içeriye 4 olarak, x de içeriye x kare olarak girerse 4 x kare y olur. X kare içeri, x karenin de karesi yani x üzeri 4 olarak girecek. O halde x üzeri 4 çarpı y olur. Demin bazen sayıları kök için almamız gerektiğinden bahsetmiştim. Bu soruda onlardan biri. Bunları sıralayabilmem için tüm sayıları kök için almam yeterli olur. 3 içeriye 9 diye girecek. O halde a 9 kere 2 kök 18 olur. 2 4 olarak girecek. B kök 12 olur. C de kök 13. Sıralayalım. Şimdi hepsi kök içinde olduğu için en küçük kök 12 yani B, sonra kök 13 yani C, en büyükleri ise kök 18 yani A.